Merhaba, belgeselimizin adı 1914-1915. 1914 çünkü 1914 Türk tarihinin belki de en uzun yılı. Birinci Dünya Savaşı'nın çıktığı ve bizim harbe girdiğimiz yıl. 1915 çünkü 1915 Türk tarihinin belki de en kanlı yılı. Bu belgeselde 1914-1915'te size yakın tarihimizin en büyük yıkımının ve trajedisinin öyküsünü anlatacağız. Birinci Dünya Savaşı'nın savaşa girişimizin üzerinden tam 100 yıl geçti. 4 yıl süren bu savaş, savaşa katılan bütün ülkeler için, özellikle mağluplar için ve elbette o mağluplardan biri olan Türkiye için çok ağır sonuçlar doğurdu. Peki ama 1877-1878 Türk-Rus Savaşı'ndan, Balkan Harbi'nden mağlubiyetle çıkan Kafkaslar, Orta Doğu ve Balkanlar'da çok büyük toprak kayıplarına uğrayan, ordusu dağılan, ekonomisi çöken Osmanlı'nın, sanayileşmiş dev imparatorlukların bu dünyayı paylaşma savaşında ne işi vardı? Birinci Dünya Savaşı dünya ülkeleri için 1914'te başladı ve 1918'de yani 4 yıl sonra bitti. Oysa Türkiye açısından bakıldığında savaş tam 10 yıl sürdü. Ekim 1912'de Balkan Harbi ile başlayan savaş, Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşuyla sona erdi. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusu Kafkasya'da, Sarıkamış'ta, Erzurum'da, Bitlis'te ve Van'da Rus ordusuyla savaştı. Çanakkale'de dünyanın en güçlü donanmalarına sahip İngiltere ve Fransa ile savaştı. Anadolu'dan yüzlerce, binlerce kilometre uzakta Filistin'de, Mısır'da, Irak'ta, Suriye'de, dahası bugün Macaristan'la Ukrayna topraklarında bulunan geniş Galiçe cephesinde savaştı. Sarıkamış'ta soğuktan kırılan Mehmetçik, Sina çöllerinde, Hicaz'da ve Yemen'de sıcaktan kavruldu. Birinci Cihan Harbi'nin büyük felaket olması, birincisi arada Çanakkale gibi, Kutulamare gibi zaferler olmasına rağmen ordularımızın mağlup edilmesi, başkentin düşmanlarımız tarafından, o günkü şeye göre söylüyorum, efendim literatüre göre söylüyorum, işgal edilmesini doğuran, ordularımızın dağıtıldığı, başkentimiz dahil önemli merkezlerimizin işgal altına girdiği önemli bir dönüm noktası olmuştu. Bunda verdiğimiz personel zayiatı dikkate değer derecede önemlidir. İmparatorluğun 3 milyon civarında erkeği askere aldığı kabul edilmektedir. Genel kabul görür araştırmacılar, akademisyenlere göre. 3 milyon, 2 milyon 900 bin küsür, 3 milyon askerin evine sağ salim olarak dönenlerin oranının %20'yi geçmediği söyleniyor. Bu şu demek, korkunç bir rakam. Hastalıklardan, cephede, harp esnasında, efendim muharebe esnasında yaralanmadan ötürü ve de diğer efendim hijyen şartlarının kötü olmasından ötürü eve dönemezse bir kısmının da esir düşmesi anlamına geliyor. Tarihçi Hikmet Özdemir'in askeri hastane ve genelkurmay kayıtlarını esas alarak verdiği sayılara göre Birinci Dünya Harbi'nde Osmanlı ordusu çarpışmalarda ve salgın hastalıklarda 501 bin şehit verdi, 891 bin 364 asker sakat kaldı. Hikmet Özdemir, Salgın Hastalıklardan Ölümler adlı kitabında
Osmanlı Devleti'nin Dünya Savaşı boyunca 2 milyon 850 bin askeri silah altına aldığını, şehit, yaralı, hasta, sakat ve esir sayılarını topladığımızda toplam kayıp sayısının 2 milyon 300 bin olduğunu belirtiyor. Tarihçi Niall Ferguson, Dünya Savaşı üzerine yeni tezler geliştiren The Pity of War, Savaşın Zavallılığı adlı çalışmasında ülkelerin savaş için seferber ettiği askerlerden ne kadarının hayatını kaybettiğini oransal olarak veriyor. Buna göre Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin sömürgeleriyle birlikte seferber ettiği askerlerin can kaybı oranı %8,8, Rusya'nın %11,5, Almanya'nın %15,4, Fransa'nın %16 idi. Rusya'da bu oranın nispeten düşük olmasının sebebi Bolşevik devrimiyle savaştan çekilmesiydi. Osmanlı'ya gelince, imparatorluğun savaş boyunca seferber ettiği askerlerin can kaybı oranı %26,8'di. Yeterli beslenemeyen, sağlık hizmeti alamayan, cephanesi ve hatta elbisesi bile eksik olan Mehmetçik, savaşta adeta kırılmıştı. Birinci Dünya Savaşı'nda 1915 yılı Türkiye için bilhassa önemlidir. Sarıkamış faciası 1915'in ilk günlerinde yaşandı. Erzurum merkezli 3. Ordu bu harekatta adeta eridi. Mareşal Fevzi Çakmak 1933 yılında Harp Akademisi'nde verdiği konferansta Sarıkamış'ta 3. Ordu'nun o sıradaki 112 bin mevcudunun yarısının yani 60 bininin hayatını kaybettiğini belirtir. Sarıkamış harekatını askerin ne yolda israf edildiğini görüyorsunuz diyerek eleştirir. Kışladan itibaren 600 kilometre yolu yürüyerek Erzurum'a gelen, çoğunun kışlık elbisesi de olmayan 3. Ordu askerlerinin Fevzi Çakmak'ın deyimiyle israf edilmesi üzerine Rus ordusu bahara doğru taarruza kalkacak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da işgaller başlayacak, kanlı çatışmalar olacaktı. Sarıkamış Harekatı'nın hemen ardından 19 Şubat 1915'te İngiliz donanmasının Türk mevzilerine yağdırdığı bombalarla Çanakkale Muharebeleri başladı. İngilizler 25 Şubat'ta Seddülbahir ve Kumkale'ye asker çıkardılar. 18 Mart'ta Türk deniz zaferinden sonra İngiliz ve Fransız orduları Gelibolu Yarımadası'na asker çıkardılar. Kanlı muharebelerin ardından 19 Aralık 1915 gecesi Çanakkale'nin geçilmez olduğunu görerek geldikleri gibi gittiler. Çanakkale muharebeleri tam 10 ay devam etti. Tarihçi Edward Erickson'ın verdiği rakamlara göre bu 10 aylık süre zarfında İngiltere ve Fransa Çanakkale'ye 489 bin, Türkler ise 500 bin asker gönderdi. Ancak Türk ordusunda hastalıklar daha yaygın olduğu için fiili muharebelerde asker sayısı üstünlüğü her zaman İtilaf devletlerindeydi. Çanakkale'de muharebeler esnasındaki şehit sayısı genelkurmay kayıtlarına göre 57.263'tü. Çanakkale'yi savunan Osmanlı 5. Ordusu'nun kumandanı Alman Liman von Sanders Paşa bu sayıyı 66.000 olarak veriyor. Cephede tifo, tifüs, dizanteri gibi salgın hastalıklardan ölenler, kaybolanlar, sakat kalarak savaş dışı olanlar dahil edildiğinde Çanakkale'de Osmanlı ordusunun toplam kaybı bütün muharebe boyunca 210 bin civarındaydı. Çanakkale Savaşı Türkiye tarihi kadar dünya tarihi açısından da çok önemli sonuçlar doğurdu. İtilaf devletleri 1. Dünya Savaşı boyunca en önemli mağlubiyeti Çanakkale'de yaşadılar. Bu mağlubiyet, Çarlık Rusyası'nın çökmesine ve Bolşevik ihtilalinin patlak vermesine sebep oldu. Ve Türkiye'de milli mücadele ruhu Çanakkale siperlerinde doğdu.
1915 yılında Sarıkamış ve Çanakkale muharebelerinden başka Filistin ve Mısır'a yapılan bir kanal harekatı vardır. Amaç İngiltere'nin sömürgesi Hindistan'la Süveyş kanalından sağladığı irtibatı kesmekti. Böylece İngiltere'nin Hindistan'dan asker ve gıda malzemesi getirmesini önlemek, bir miktar İngiliz askerini Mısır'da tutarak Türk ve Alman cephelerini biraz da olsa rahatlatmaktı. Belgeselimizde savaşa yön veren ana politikaları ve bütün bu askeri harekatların sonuçlarını anlatacağız. 1915 yılının Türkiye tarihi açısından çok önemli olmasının bir sebebi de fiilen muharebeler içerisinde en çok şehit verdiğimiz yıl olmasıdır. Tarihçi Edward Erickson, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunu inceleyen Size Ölmeyi Emrediyorum adlı kitabında savaşırken hayatını kaybeden Osmanlı askerlerine dair rakamlar verir. 1915, 135.291, 1916, 68.540, 1917, 14.620, 1918, 26.147. Bunlar sadece muharebe meydanında savaşırken şehit düşenlerin sayısı. Salgın hastalıklardan hayatını kaybeden, yaralanıp sakat kalan ya da esir düşen askerler bu sayıya dahil değil. Sağlık malzemesinin ikmali günden güne zorlaştığı ve sağlık hizmetleri giderek daha da kötüleştiği için hastalıklardan ölümlerin en çok olduğu yıl 1916 oldu. Sadece 1916'da 155.757 Osmanlı askeri tifo, tifüs, verem, dizanteri gibi salgın hastalıklardan hayatını kaybetti. Bu rakamlara sivil ölümleri dahil değildir. Savaşta öldürülen, hastalıktan, açlıktan ölen, esir edilen sivillerin sayısı hala tartışmalıdır. Sivil deyince sadece Türkleri ya da Müslümanları değil, Osmanlı tebaası olan tüm azınlıkları, özellikle de Ermenileri düşünmek gerekir. Savaşta en büyük can kaybına Türkler ya da Müslümanlar maruz kalmıştır. Ancak 1915 yılı Osmanlı için en kanlı yıl olduğu gibi Ermeni tehcirinin de yapıldığı yıldır. 1915 yılı içinde Sarıkamış Harekatı'nda, ardından Çanakkale'de ve Mısır'da kan gövdeyi götürürken Nisan ayında Van'da büyük bir Ermeni isyanı çıktı. Kanlı çatışmalar sonunda Rus ordusu Van'a girdi. Osmanlı Devleti Ermeni örgütlerinin Rus ordusuyla işbirliği yapması karşısında Ermenilerin tehcir edilmesi, yani Suriye'ye zorunlu olarak göç ettirilmesi kararını aldı. Tehcir sırasında büyük bir insanlık dramı yaşandı. Bu süreçte yaşananlar ve sonuçlarını belgeselimizin sonraki bölümlerinde ayrıntılı olarak ele alacağız. Peki ama Osmanlı böylesine büyük insani dramlara ve yıkımlara sebep olan bir savaşa neden katılmıştı? Adeta intihar girişimi sayılabilecek bu kararın arka planında ne gibi gerçekler vardı? Avrupa'nın hasta adam dediği Osmanlı, Dünya Harbi'ne girmeden önce de bitkin vaziyetteydi. 1914 itibariyle Osmanlı ekonomisi tarıma dayalı bir ekonomi. Sanayi işletmeleri var. Ama bunlar ufak ölçekli imalathaneler durumunda. Büyük ölçekli sanayi yok. Askeri sanayi hemen hemen yok. Tabii işte kumaş üretimi var. Basit askeri malzeme üretimi var. Sonra bu ekonominin ulaştırma altyapısı çok zayıf. Yol şebekesi çok cılız. Demir yolları ülkenin batısında var, ortada var. Ama doğuda demir yolu olarak pek bir şey yok. İstanbul'dan Adana'ya diyelim ki askeri malzeme yahut asker yollanacaksa demir yoluyla Toroslara kadar geliniyor. Sonra Toroslar'da henüz demiryolu tamamlanmamış.
bu malzemeler kağnılara yükleniyor. Torosların öbür tarafında tekrar demir yoluna geçiliyor. Böyle çılız bir ekonomi durumunda. Ondan sonra büyük miktarda dış borcu var. Hem sanayisi olmayan yoksul bir tarım ülkesi olmak hem üst üste girilen savaşlar Osmanlı'yı tüketmişti. Sonun başlangıcı Türk-İtalyan Savaşı diye de bilinen Trablusgarp Savaşı'ydı. 29 Eylül 1911'de Osmanlı'ya savaş ilan eden İtalya'nın 5 Ekim'de Trablus'a asker çıkarmasıyla başlayan muharebeler bir yıl sürmüş, İtalyanlar peş peşe Tobruk, Derne ve Bingazi'yi işgal etmişlerdi. Gönüllü olarak cepheye giden birkaç genç Osmanlı subayı Adriyatik Denizi, Ege Adaları, Çanakkale Boğazı ve Kızıldeniz'deki çarpışmalarda direnişi örgütlemeye çalışmışlardı. İtalyanlarla savaş sürerken Balkanlarda kaynayan kazan patlamış, Balkan Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Osmanlı İtalyanlar karşısında yenilgiyi kabul etmişti. İtalya böylece Trablusgarp vilayetine bağlı Trablusgarp, Fizan ve Sirenaika bölgelerini ele geçirdi. Balkanlardaki mağlubiyetin bedeli ise çok daha ağır olmuştu. İmparatorluk Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan karşısında mağlup olmuş, Avrupa'da Adriyatik'ten Edirne'ye kadar topraklarını kaybetmişti. Balkan Harbi'nde Osmanlı'nın kaybettiği toprak 141.500 km2, nüfus 4.300.000 bindi. Şehit, yaralı, hasta toplam asker kaybı ise 250 bindi. Avrupa'nın genç ve küçük devletleri Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ karşısında böylesine aciz içinde kalan bir imparatorluk nasıl olup da İngiltere, Fransa ve Rusya gibi dünya devleriyle çarpışmak üzere küresel savaşa girebilmişti? Savaşlar ve kapitülasyonlar toplumu da ekonomiyi de çökertmişti. 1912'de göreve gelen Amerikan Başkanı Thomas Woodrow Wilson'ın Türkiye'ye atanacak büyükelçiyle ilgili soruyu "Türkiye yok ki elçi göndermeye ihtiyacı olsun" diyerek yanıtladığı dönemde Osmanlı maliyesi askerlere maaş ödeyemeyecek durumdaydı. 1913 yılının sonunda Alman askeri reform heyetiyle Türkiye'ye giren Liman von Sanders gördükleri karşısında hayal kırıklığına uğramıştı. Anılarında şunları yazıyordu. Erler bir seneden fazla bir zamandan beri maaş yüzü görmemiş, kötü beslenmiş, yırtık pırtık elbiselerle giydirilmişti. Çorlu istasyonunda beni karşılamak için çıkarılan bölüğün bir kısım askerleri yırtık potinli, diğer kısmı ise yalın ayaktı. Tümen komutanı yürüyüş yapmaya güçleri olmadığından büyük çaplı tatbikatları yapamadıklarını söyledi. Osmanlı 1. Dünya Harbi'nde o güne dek tarihin kaydettiği en kalabalık ordularla savaşacaktı. Rusya'nın nüfusu 164, Fransa'nın nüfusu 39, İngiltere'nin nüfusu 46 milyondu. İtilaf devletleri yanında savaşa katılan küçük devletleri de eklediğimizde İtilaf devletlerinin toplam nüfusu 260 milyonu geçiyordu. İttifak devletleri bloğuna baktığımızda Almanya'nın nüfusu 67, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun nüfusu 51, Osmanlı Devleti'nin nüfusu Orta Doğu'da büyük çoğunluğu oluşturan Araplar dahil 22 milyondu. Tarihçi Erikson'a göre Osmanlı Müslüman Türk nüfusu sadece 12 milyondu. Bütün Osmanlı nüfusu dahil edildiğinde dahi İngiliz, Fransız, Rus bloğunun 260 milyon nüfusu karşısında Almanya, Avusturya, Macaristan ve Osmanlı bloğunun nüfusu 140 milyondu. Dahası Fransa'nın sömürgelerinde 57 milyon, İngiltere'nin sömürgelerinde 509 milyon insan yaşıyordu. Bunları da şu veya bu ölçüde harbe dahil edeceklerdi. Savaşa dahil olan bütün ülkeler, diğer ülkelerin nüfusunu, dolayısıyla da seferberlik halinde silah altına alınabilecek asker sayısını biliyordu. Herkes birbirinin askeri gücüne ve zaaflarına vakıftı. 4 yıl süren 1. Dünya Savaşı boyunca asker kayıpları yeni kuralların askere alınmasıyla dolduruldu. Tarihçi Christopher Clark'a göre savaş boyunca bütün ülkelerden 65 milyon insan silah altına alınmış, asker ve sivil 20 milyon insan ölmüş, 21 milyon insan sakat kalmış ya da yaralanmıştı.
Seferberlik planlarındaki asker sayıları ise ülke nüfuslarına göre değişiyordu. İtiraf devletleri bloğunda Rusya'nın çıkaracağı asker sayısı 3 milyon 400 bin, sömürgeleriyle birlikte Fransa'nınki 1 milyon 800 bin, İngiltere'nin çıkaracağı asker sayısı ise yine sömürgelerinden getirdiği askerlerle birlikte 2 milyondu. İttifak devletleri bloğunda Almanya'nın seferber edebileceği asker sayısı 2 milyon 147 bin, Avusturya Macaristan'ınki 1 milyon 338 bin, Osmanlı'nınki ise 1 milyondu. Taraflara katılan küçük devletlerin asker sayıları da dahil olmak üzere İngiltere, Fransa, Rusya bloğu 1. Dünya Savaşı'na 5 milyon 700 bin askerle girdi. Almanya, Avusturya, Osmanlı bloğu ise 4 milyon 480 bin askerle. Ordusu tatbikat yürüyüşü dahi yapamayacak kadar mecalsiz olan Osmanlı'nın ekonomisi de iflasın eşiğindeydi. İttihat ve Terakki Partili Said Halim Paşa hükümetinin Maliye Nazırı yani Maliye Bakanı Cavit Bey, 6 Temmuz 1914'te Osmanlı Mebusan Meclisi'nde 1915 yılı için öngörülen bütçenin sunuşunu yaptı. 2 saat süren konuşmada Cavit Bey'in verdiği rakamlara göre 32 milyon lira gelir bekleniyor, giderler de 34 milyon lira olarak tahmin ediliyordu. Değişik tarihlerde ödenecek borç miktarı ise neredeyse gelirler kadardı. 31 milyon liraydı. 34 milyon lira öngörülen giderlerin 15 milyonu düyunu umumiye denilen kamu borçlarının taksidine gidecekti. Bütçenin neredeyse yarısı daha baştan gitmişti. Savunma, savunma imalatı, deniz kuvvetleri ve jandarmaya ayrılan ödenek toplam 10 milyon liraydı. Geri kalan 9 milyon lirayla da eğitim, sağlık, adalet, ulaştırma gibi devletin diğer görevleri karşılanmaya çalışılacaktı. Sağlığa ayrılabilen para 128 bin liraydı ve Cavit Bey meclis kürsüsünde sağlık için değil 128 bin lira, 1 milyon 128 bin lira ayrılsa bile yetmeyeceğini söylüyordu. Eğitime ayrılabilen para da 554 bin liradan ibaretti. Bu rakamların anlamı nedir? Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'nın eşiğindeyken jandarma dahil bütün askeri giderler için bütçesinde ayırdığı 9 milyon lira neyi ifade etmektedir? Bunu şöyle bir örnekle anlatmak mümkün. Osmanlı Devleti savaşın başlamasından kısa bir süre önce İngiltere'ye 2 dreadnought yani zırhlı savaş gemisi siparişi vermişti. Bu 2 dreadnought için Osmanlı Devleti 7,5 milyon sterlin yani İngiliz lirası karşılığı olmak üzere 5 milyon Osmanlı altın lirası ödemişti. Demek ki Osmanlı Devleti 1. Cihan Harbi'nin en kanlı yılı olan 1915 için bütçesinde askeri harcamalara ancak yaklaşık 4 zırhlı savaş gemisi kadar para ayırabilmişti. Balkan Harbi'nin Osmanlı ekonomisinde yaptığı tahribat çok büyüktü. Maliye Nazırı Cavit Bey, Rumeli kaybedilmeseydi Osmanlı bütçesine oradan 5 milyon lira gelir girmiş olacağını söylemişti. Cavit Bey, Temmuz 1914'teki bütçe konuşmasında iktisadi sıkıntıyı anlatırken, savunma, deniz kuvvetleri ve jandarmaya ayrılan bu 9 milyon liranın tasarruflu kullanılmasını da istemişti. Savaş öncesindeki yıllarda Osmanlılar sürekli olarak dış borç arayışı içerisindeler. Hatta şöyle diyelim, Osmanlılar kendilerine Avrupa devletleri arasında ittifak, müttefik ararken hep bu borç meselesini öne çıkarıyorlar. Bize destek olur musunuz diyorlar. Ve tabii yine bu çerçevede önemli bir konu. Osmanlı Devleti fazla vergi toplayamıyor. Ve bunun sonra savaştaki tabii koşullarla, savaş performansıyla önemli ilgisi var.
fazla vergi toplayamıyor zaten ekonomide. Örneğin bir İngiliz ekonomisi, Alman ekonomisiyle karşılaştırıldığında oldukça küçük bir ekonomi. Peki ama böyle bir ekonomik çöküntü içindeki imparatorluk nasıl olmuştu da savaşa girmeye karar vermişti? 1914 yılına gelindiğinde Almanya Avrupa'nın sanayi devlerinden biriydi. Yine de karşısındaki İngiltere ve Fransa'nın toplam sanayi gücü dikkate alındığında Almanya zayıf kalıyordu. Tarihçi Niall Ferguson, 1. Dünya Savaşı'nda İngiltere ve müttefiklerinden oluşan İtilaf devletlerinin toplam milli gelirini Almanya, Avusturya ve Osmanlı'dan oluşan ittifak devletleriyle mukayese ediyor. Buna göre İngiltere ve müttefiklerinin toplam milli geliri Almanya ve müttefiklerinin toplam milli gelirinden %60 daha fazlaydı. İngiltere ve müttefikleri o zamanki dünya üretiminin %28'ine sahipti. Almanya ve müttefiklerinin dünya üretimindeki payı ise %19'da kalıyordu. Paul Kennedy, ünlü Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri adlı kitabında 1913 yılında İngiltere ve müttefikleri ile Almanya ve müttefikleri arasındaki ekonomik güç rasyosunu 1,5 olarak veriyor. Yani İngiltere ve müttefikleri iktisaden 1,5 kat daha güçlüydüler. Bu ekonomik güç farkı cepheye gönderilen askerin uygun vasıtalarla taşınmasından tutun da beslenmesinden giydirilmesine, sağlığından silahına, cephane ve mühimmatına kadar fark yaratıyordu. Savaş boyunca Alman ve İngiliz askerleri hemen hiç beslenme ve mühimmat sıkıntısı çekmediler. Osmanlı askeri ise cephelere göre oranı değişse de bu sıkıntıyı daima çekecekti. Ekonomik güç orduya, savaşa ayrılan para ve kaynak miktarını da belirliyordu. 1913 yılında İngiltere ve müttefiklerinin yani İtilaf devletlerinin toplam savunma bütçesi 246 milyar İngiliz lirasıydı. Almanya ve müttefiklerinin yani ittifak devletlerinin toplam savunma bütçesi ise 158 milyar İngiliz lirasıydı. İngiltere ve Fransa'nın toplam iktisadi ve askeri gücü Almanya'dan fazlaydı. 1913 yılında Almanya'nın savunmaya ayırdığı kaynak kişi başına 28 marktı. Aynı yıl Fransa ve İngiltere'den her birinin savunmaya ayırdıkları ödenek kişi başına 32 marktı. İtilaf devletlerinin savaş yükünü çeken iki büyük ekonomi vardı. İngiltere ve Fransa. Her biri savunmaya 76 milyar İngiliz lirası değerinde para ayırmıştı. Almanya bile ondaysa asıl ekonomik güç tek başına Almanya'daydı. Avusturya Macaristan gelişmiş ülke sayılabilirdi fakat büyük bir iktisadi güç olmadığı gibi Osmanlı da yoksul bir tarım ülkesiydi. Bulgaristan bir ölçüde gelişmiş fakat küçük bir ülkeydi. Alman bloğunun toplam 158 milyara ulaşan savunma bütçesinin 93 milyar 400 milyonunu Almanya karşılıyordu. Kalan 64 milyar 600 milyon Avusturya Macaristan'la Bulgaristan ve Osmanlı'nın hazinesinden karşılanacaktı. Bu ağır yük Osmanlı'nın zaten zayıf olan ekonomisini büsbütün ezecekti. Paranın, iktisadi kaynağın tükendiği yerde Mehmetçiğin kanı, Anadolu insanının canı devreye girecekti. Almanya muazzam bir dinamizm ve disiplinle Avrupa dengelerini sarsan bir sanayi gücü haline gelmişti. Fakat İngiltere ve Fransa ile başa çıkacak ekonomik güç de değildi. Üstelik de iki cephede, batıda İngiltere ve Fransa ile, doğuda adeta bir asker deposu gibi gözüken Rusya ile. Şimdi bir tarafta Britanya, İngiltere demeyelim, Britanya İmparatorluğu, Fransa ve Rusya var. Sonra daha küçük devletler var. Belçika var. Öbür tarafta Almanya, Avusturya, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan var. İktisadi ve sonra askeri güç olarak bunların
güçleri birbirlerine bir yakın diyelim. 1917 yılında Sovyet devriminden sonra Rusya'nın savaş dışı kalması bu dengeyi çok değiştirmedi. Ve onun için de özellikle Batı Avrupa cephesinde bu iki güç dengeli durumda uzun yıllar kaldılar, 1918'e kadar. Ama bu dengeleri değiştiren sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesi olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri dengeyi İngiltere, Fransa tarafına değiştirdi. Almanya'nın itiraf devletleri karşısında bu savaştan galibiyetle çıkması zor görünüyordu. Temel soru aynıdır. Böyle bir savaşa neden ve nasıl girmiştik? Belgeselimizde anlatacağımız bu gerçekleri zamanın devlet adamları, Sadrazam Said Halim Paşa, Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa, Bahriye Nazırı ve 4. Ordu Kumandanı Cemal Paşa bilmiyorlar mıydı? Elbette biliyorlardı. Haydi harbe girilecekti. Niye güçlü oldukları bilinen İngiltere ve Fransa'nın yanında değil de Almanya'nın safında? Savaşın gidişatını ve sonucunu belirleyecek etmenlerden biri de denizlere hakimiyetti. Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve savaş sırasında dünya denizlerine hakim olan güç İngiliz İmparatorluğu'ydu. İngiltere, Büyük Okyanus'taki Avustralya kıtasından ve Asya'nın güneyindeki Hindistan'dan Orta Doğu ve Afrika'ya, Kanada'ya kadar geniş bir koloniler imparatorluğuydu. Bu koloniler savaş sırasında hem ekonomik kaynak hem de insan kaynağı olarak İngiltere'ye büyük güç sağladı. İngiltere ve Fransa sanayi gücü oldukları gibi aynı zamanda deniz gücüydüler. Muazzam ticaret ve savaş filoları vardı. Ülkelerine dünyanın her yerindeki sömürgelerinden ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gıda ve mühimmat, sömürgelerinden de cephelere asker getirebiliyorlardı. Denizlerle çevrili toprakları olan Osmanlı'nın ise böyle bir gücü yoktu. Osmanlı savaşın ilerleyen günlerinde İngiltere'nin deniz ambargosuna maruz kalacaktı. Almanya elbette büyük bir endüstriyel ve askeri güçtü ama en nihayetinde kara devletiydi. Dünya denizleriyle büyük bir irtibatı yoktu, sömürgeleri yok gibiydi. Zaten bu savaşa da bunun için girmişti. O da Osmanlı kadar olmasa da büyük ölçüde İngiltere'nin deniz ablukasına maruz kalacaktı. İngiliz deniz kuvvetlerindeki asker sayısı 209 bin, Alman deniz kuvvetlerindeki asker sayısı ise sadece 79 bindi. İngiliz deniz kuvvetlerinin toplam tonajı 2 milyon 205 bin tonilato, Alman deniz kuvvetlerininki ise 1 milyon 19 bin tonilatoydu. Avusturya, Macaristan'la Osmanlı savaşın dengelerini değiştirebilecek deniz gücü değillerdi. Avustralya kıtasıyla Hindistan, İngiltere'nin en büyük sömürgeleriydi. Bu sömürgelerle İngiltere arasındaki muazzam deniz trafiğinin güvenliği Osmanlı'nın Orta Doğu'daki topraklarına bağlıydı. Hal böyleyken Osmanlı Almanya yerine İngiltere ile anlaşamaz mıydı? Birinci Dünya Savaşı'nın dünya tarihindeki bir önemi de petrolün sanayiye girmesidir. Başta İngiltere olmak üzere artık sanayileşmiş ülkeler için kömür ve buhar enerjisinden petrole ve dizel motorlara geçiş dönemidir. Petrol 19. yüzyılın sonlarında gündeme geldi. Ve 1904 yılının başlarında İngiliz donanması gemilerde kömür yerine petrol kullanımına dönmeye başladı. Ve bundan sonra petrol, başta İngilizler, ardından Amerikalılar için çok önemli hale geldi. Sanayide petrol kullanılması ve savaş gemilerinin kömürden petrole geçmesi üzerine çalışmalar, ilk defa İngiltere'de 1882 yılında denizcilik birinci lordu John Fisher tarafından başlatıldı. Bütün İngiliz gemilerinin kömürden petrole geçmesi için bir plan hazırlandı. Ardından bu görevi ünlü Winston Churchill üstlendi.
Kömürle çalışan gemilerin çıkardığı duman 10 kilometre uzaktan bile görülebiliyor, gemi kolayca fark ediliyordu. Bir savaş gemisine kömür yüklenmesi için 500 kişi 5 gün boyunca çalışıyordu. Oysa petrolle çalışan motorlu gemilerde duman çok azdı, petrol dolumu için de 10 kişinin 12 saat çalışması yeterliydi. Kömürle işleyen geminin motoru 4 ile 9 saatte tam randımana gelirken, petrolle çalışan geminin motoru için yarım saat yetiyordu. Petrolle çalışan gemilerin sürati buharla çalışan gemilerden 4 kat fazlaydı. Lord Fisher, savaşta hız her şeydir diyordu. Artık petrol bölgeleri İngiltere'nin stratejik hedefiydi. Kömürden petrole geçişte İngiltere'yi Fransa ve Almanya izledi. Batı'da Dünya Savaşı'ndan önceki yıllarda kömür çağından çıkılıp petrol çağına girilmişti. İngiltere ve Rusya 1907 yılında İran'ı nüfuz bölgelerine bölerek paylaşmışlardı. İran'ın kuzeyi Rus, güneyi İngiliz nüfuz bölgesi olacak, kalan kısmı nötr sayılacaktı. İngilizler bir yıl sonra Mescid-i Süleyman bölgesinde petrol çıkardılar. Anglo-Iranian Oil Company adlı şirketi kurarak Şah'tan 60 yıllık petrol imtiyazı aldılar. 1912'de dünyanın en büyük rafinelerinden birini İran'ın Abadan kentinde kurdular. Tarihçi John Standish yıllar sonra bu olayı geleceği etkileyecek en önemli gelişme olarak niteleyecekti. Söz konusu olan petrol olunca İran'dan sonra akla Osmanlı vilayetleri olan Basra ve Musul'la Kafkasya geliyordu. İngiliz endüstrisi ve ordusu daha Birinci Dünya Savaşı'na girerken büyük ölçüde petrol kullanıyor, bu onun askeri gücünü artırıyordu. Orta Doğu'nun petrolü İngiltere'nin iştahını artırdığı gibi savaşta gireceği ittifakı da belirleyecekti. Petrol ise yıllar sonra bile Orta Doğu'da harplere, ihtilallere sebep olan bir faktör olarak hükmünü sürdürecekti. Taşıma aracı olarak hayvan kullanımı devam etmekle birlikte petrolle çalışan motorların yapılmasıyla kamyon da bir savaş aracı olmuştu. İlk kamyonlar 1890'lı yıllarda görüldü. 1903 yılında ünlü Henry Ford motor şirketini kurdu. Kısa sürede benzinle çalışan motorlu araçlar yaygınlaşmaya başladı. O yıllarda motorlu araçları sadece Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya üretebiliyordu. Kamyon hemen savaşta kullanıldı, üretim hızla artırıldı. Cephelere asker ve mühimmat sevkiyatı trenle, demiryolu olmayan yerlerde de karayolu şebekesi kullanılarak kamyon ve otobüslerle yapılıyordu. Ve artık kara ulaştırması da petrole bağlıydı. 1914 yılında İngiltere ve müttefiklerinin elindeki kamyon sayısı 100 bin, Almanların elindeki kamyon sayısı ise 23 bindi. Osmanlı Devleti'nde 1914 yılında ne kadar motorlu araç olduğuna dair kesin bir istatistik yok. İktisat tarihçisi Vedat Eldem'in verdiği rakamlara göre Osmanlı Devleti'nde 1914 yılında sadece 187 tane motorlu araç vardı. Bunların 110'u İstanbul'da, 22'si İzmir'de, 25'i Suriye'de ve 30'u da diğer illerdeydi. 3. Ordu'da görev yapan ve Sarıkamış Harekatı'na da katılan kaymakam, yani Yarbay Şerif Bey anılarında Anadolu'daki ve cephedeki yoksulluğu şöyle anlatıyordu. Erzincan'da su kuvvetiyle işleyen basit bir un fabrikasından başka, şu geniş ve tarihi harekat coğrafyasında çarkı döner ve düdüğü öter bir medeni eser bulmak ve görmek nasip olmazdı. Büyük şehirler arasında yolcu nakleden yerli ve Rus imalı faytonla, yerli alt tarafından furgun denilen yaysız beygir arabaları, kağnı tabiri olunan köylü arabaları, mekkari ve deve kervanları bu mıntıkanın yegane nakil araçlarıydı. Otomobil ve kamyon o mıntıkaya seferberlik esnasında dahil oldu. İmparatorluk 200 yıldır sürekli toprak kaybetmiş, kapitülasyonlar ve dış borçlar ekonomisini çökertmiş, topraklarında çıkan milliyetçi isyanları önleyemez olmuş, birbiri ardına yenilgiyle çıktığı savaşlarda insan gücünü ve moralini yitirmişti. 6 Eylül 1914'te Meclis-i Bükela kararıyla Diyarbakır Valiliğine tayin edilen Kapancızade Hamit Bey'in yeni görev yerini anılarında, Diyarbakır, nakil vasıtaları itibariyle merkeze Avustralya kadar uzak, eldeki bilgilere göre de Orta Afrika kadar meçhul. Sözleriyle tanımlaması dikkat çekiciydi.
Birinci Dünya Savaşı birbirinden çok uzak cephelerde milyonlarca askerin katılımıyla yapıldığı için hem asker taşıma hem de cephelere gıda, silah ve mühimmat ulaştırma bakımından kamyonlar tarihte ilk defa savaş aracı gibi büyük rol oynadı. Demir yolu ne kadar yaygın olursa olsun cephelere sokulan araç kamyonlardı. Peki demir yolları yeterli olmayan, kamyon sayısı sembolik düzeyde kalan Osmanlı uzak cephelere nasıl asker sevk etmişti? Şevket Süreyya Aydemir, Enver Paşa adlı kitabında Doğu Cephesi'nde savaşan, Sarıkamış Harekatı'nı yapan 3. Ordu'da 1914 yılında hiç kamyon olmadığını, 1916'da ise 2 kamyon olduğunu yazıyor. Aydemir'in verdiği bilgilere göre yol şebekesi çok yetersiz olduğu için bu 2 kamyonda verimli şekilde kullanılamamış, karargaha yakın yerlerden bir şeyler taşımak için kullanılabilmişti. Şevket Süreyya Aydemir, Avrupa'nın petrol çağına geçtiği 1. Dünya Savaşı içinde Osmanlı'nın ulaştırma durumunu şöyle anlatıyor. Musul'dan, Kerkük'ten, Bağdat'tan, Erzurum cephesine bile karadan ve yaya olarak birlikler naklediliyordu. Süveyş kanalına varmak içinse susuz, yolsuz, Sina çölünü geçmek lazımdı. Aydemir çok yetersiz olan ve Ankara'dan öteye gitmeyen demir yollarının nasıl işlediği konusunda da şunları yazıyor. Eskişehir'den Konya ve Ulukışla'ya doğru trenler yollarda askere kestirilen çalılıklar ve söğüt dallarıyla düşe kalka işlerdi. Ankara yönünde Sakarya Vadisi'ndeki ormanlar 1. Cihan Harbi'nde lokomotif kazanlarını kaynatmak için kesiliyordu. Alman standartlarına göre askerin nakli için Sarıkamış Harekatı'nı yürütecek olan 3. Ordu'nun emrinde 36 bin vagon, 840 lokomotif bulunması gerekiyordu. Oysa Doğu Anadolu'da hiç demir yolu yoktu. Aynı standartlara göre 280 lokomotif ayrılması gereken 10. Kol Ordu, Samsun'dan Erzurum'a yürüyerek 32 günde ulaşabilmişti. Demir yolu Niğde Ulukışla'da sona eriyor, asker cepheye yürüyerek yorgun, bitap ulaşabiliyordu. Dünya Savaşı'na gönüllü olarak katılan ve Kafkas cephesinde savaşan Şevket Süreyya Aydemir şöyle anlatıyor. Sabah açılırken kompartımanın büzüldüğüm köşesinde gözlerimi açtım. Tren bir bozkırın ortasında ilerliyordu. Demek ki Anadolu buydu. Ne var ki gördüğüm Anadolu benim mektepte öğrendiğim yahut şiirlerde okuduğum, mektep şarkılarından aykırdığımız Anadolu'ya hiç benzemiyordu. Burası dünya kabuğunun çoktan ölmüş bir parçasıydı ki yakan güneş kavuran soğuk altında kumları, kireçleri şerhah şerhah ufalanarak her gün biraz daha çölleşiyordu. Köy denilen şey bozkırın boşluklarında kaybolmuş bir takım kovuklardı. Üçer beşer kişilik grupların kimisi akşam serinliği, kimisi sabahın alacakaranlığı içinde darmadağın ve yayan yollara döküldüler. Yürünecek yol belki de 1000 kilometre kadardı. Birinci Dünya Savaşı endüstride kömürden petrole geçişi simgelediği gibi savaş içinde petrolün en önemli unsur haline gelmesinin de ifadesiydi. Cepheye mühimmat üreten, çeliği eritip top döken fabrikalarda artık kömürün yanında petrol kullanılmaya başlandığı gibi savaş gemileri, tanklar ve kamyonlar da petrolle çalışıyordu. Churchill boşuna bir damla petrol, bir damla kan demiyordu. Dünya Savaşı'nda sanayileşmiş ülkeler, başta İngiltere olmak üzere yoğun olarak petrol enerjisini kullandı. 1917 yılında İngiltere'nin petrol tüketimi 827 milyon varile çıkmıştı. Bunun büyük bölümü Amerika'dan sağlanıyor, Alman deniz kuvvetleri Atlantik'teki bu tanker trafiğini kesemiyordu. İngiltere petrolün önemini çok iyi kavramış, Orta Doğu petrollerini stratejik hedefleri içine koymuştu. Savaştan sonra Lord Curzon, İtilaf devletleri petrol dalgaları üzerinde yüzerek zafere ulaştılar diyecekti. İngiltere ve müttefikleri petrol dalgaları üzerinde yüzerek zafere ulaşırken Osmanlı'da durum epey farklıydı. Sanayi bulunmayan Osmanlı'da önemli bir petrol kullanımı da doğal olarak yoktu. Hatta 1912 Balkan Harbi'nde Ege ve Adriyatik Denizi'nde kahramanlık destanları yazan Rauf Bey kaptanlığındaki ünlü Hamidiye zırhlısı kömürle çalışıyordu. Kömürü tükenmeye yüz tutunca Yunan harp gemilerinin ablukasından İstanbul ve İzmir'e gelememiş, kömür ikmali yapmak için Beyrut'a gitmişti. Osmanlı'nın harbe girişinin de sebeplerinden biri olan Göben ve Breslau, yani Yavuz ve Midilli zırhlıları bile kömürle çalışıyordu.
İmparatorluğun petrol kullanımı ise İtilaf devletlerinin 1/1'i kadardı. Maliye Nazırı Cavit Bey 6 Temmuz 1914'te mecliste yaptığı bütçe konuşmasında birçok konunun yanında bazı çok ilginç ithalat kalemleri hakkında da bilgi vermişti. Buna göre 1915 yılında 200 bin lira karşılığında 4 milyon kilo kibrit ithal edilecekti. Osmanlı Devleti kendi kibritini yapamıyor, ithal ediyordu. İthal edilecek 152 milyon kilo şeker için de 2 milyon 800 bin lira ödenecekti. Cavit Bey petrol ithalatına dair rakamlar da verdi. İthal edilecek 140 bin ton petrol için bütçede 200 bin lira ayrılmıştı. 140 bin ton petrol 188 bin varil demekti. İtilaf devletlerinin petrol tüketimi ise 827 milyon varildi. Osmanlı'nın petrol tüketimi kabaca İtilaf devletlerinin 1/1'i kadardı. Bu oran koca imparatorluğun makine çağında sanayi devletlerinin ne kadar gerisinde kaldığının da göstergesiydi. Fabrikalar, demir yolları, motorlu araçlar, gemi filoları olmayınca petrole de ihtiyaç yoktu. Sadece sormak ve düşünmek değil, ders de çıkarmak gerekir. İmparatorluk bu haliyle harbe niye girmişti? Hem de sanayi devlerinin vuruşacağı bir cihan harbine niye girmişti? Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nın dışında kalamaz mıydı? Harbin getireceği felaketlerden sakınamaz mıydı? Savaşa girecekse neden Almanya yerine daha güçlü olan İngiltere ve Fransa ile ittifak yapmamıştı? Başlangıçta doğru bir kararla silahlı tarafsızlık ilan eden İttihatçılar, Sadrazam Said Halim Paşa, Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa, savaş sırasında önce Dahiliye Nazırı, sonra Sadrazam olan Talat Paşa ve Bahriye Nazırı 4. Ordu Kumandanı Cemal Paşa. İttihat ve Terakki'nin bu önde gelen isimleri ne düşünmüşlerdi? Aralarındaki görüş ayrılıkları neydi? İçlerinde en güçlü olanı Enver Paşa, devletin bitkin vaziyetini bilmiyor muydu? Haydi savaşa girmiştik. Galicia'da, İran'da, Mısır'da niye savaşıp şehitler vermiştik? İkinci bölümde bu soruların yanıtını arayacağız. Avrupa'da savaş bloklarının oluşmasını anlatacağız.